Akşam ne yiyoruz dadayla? Ne yiyeceğiz artık, beni ilgilenmiyor ki. O mevzuları Nurgül bacıma soracağız. Allah Allah. Nurgül bu evin aşçısı mı oğlum? Ne aşçısı oğlum, ne münasebet. Artık Nurgül bizim yeni İçişleri Bakanımız. Vallahi madem İçişleri Bakanıyım, evde yiyecek hiçbir şey kalmadığını ve alışverişe gitmemiz gerektiğini belirteyim. Hadi gidelim o zaman. Ya gidelim de şu parayı nereden çekeceğiz? Nereden çekeceğiz işte, bir tane banka müdürlüğü duracağız. Sen de oradan çekeceksin. Keşke size yardım edebilseydim. Ama biliyorsunuz artık çalışmıyorum ya. Vallahi bize de ne zamandır dadaylı bakıyor Nurgül. Ha. Ya hiçbirimizin bir birikimi yok zaten. Bunun da dededen kalma bir tane arazisi varmış. Onu sattı. Bayağı aylardır o parayla geçiniyoruz biz. Allah Allah, ayar etmeyin lan beni. Parayı hep beraber yiyoruz işte. Bitti gitti ya. Allah Allah. Serhat. Ya bunun parası bitince ne yapacağız biz? Ne bileyim oğlum. Onu da o zaman düşünürüz. Boş ver. Ay, yemin ediyorum içimi daralttınız ha. Hadi kalkın. Şu alışverişi yapalım. Kalanı sonra düşünürüz. Hadi. Hadi. Bahsettiğim şey o değil. Bunun bir tuzak olduğunu biliyor diyorum sana. Ben sana ne demiştim? Eğer Ertan oraya gelmezse veya bizden önce adamlarıyla orada olursa Fatih köstebektir demiştim. Bak, hakkı da çıktı. Saçma. Bir kere Ertan bizim orada olduğumuzu bile bile gelmez, bu bir. Oraya komandolarla geleceğimizi bildiği için de tuzak kurmaya kalkmaz. Bu da iki. Görmek istemiyorsun değil mi? Bak sen o gözlerini ne kadar kapatırsan kapat. Fatih bize ihanet etti. Beceriksizliğine bahane arama Burak. Beceriksizlik he? Peki baba, peki. Umarım ben yanılıyorumdur. Umarım Fatih seni benden daha üzüler. Gir. Baba, sana güzel bir haberim var. Nedense Ertan'ı yakaladınız mı diye hiç sormuyorsun Fatih. Haklısın. Unutmuşum. Ne oldu? Elimizden kaçırdık. Ona tuzak kurduğumuzu sanki biri önceden haber vermiş gibi. Aramızda bir köstebek mi var yani? Evet var. Burak bu odada ve toplantı masasında dinleme cihazları bulmuş. Ne? İşin tuhaf yanı şu. Ertan'a kuracağımız tuzağı dinlendiğimizi öğrendikten sonra konuşmuş olmamız. Buna rağmen Ertan kurduğumuz tuzaktan kurtuldu. Bizi dinlediği için değil, köstebeğinin ona verdiği haber sayesinde. Bu çok ciddi bir güvenlik zafiyeti yalnız. Şüphelendiğiniz biri var mı? Var. Generalin gönderdiği komandolar. Onlardan biri yapmış olabilir. Bir an senden şüpheleniyorum diyeceksin sandım. Doğrusunu duymak ister misin? Merve'nin kaçmasına yardım edip bana yalan söylediğin o gün sana olan bütün güvenim sarsıldı Fatih. Çok kızmıştım baba. Merve'yi öldürmekten bahsediyordum. Korkmuştum. Ama bu meselede seni satıp Ertan'ı bilgi sızdıracağımı düşünmem çok onur kırıcı. Birbirimizi daha fazla kırmayalım o zaman. Vereceğin güzel haber neydi?
şey... Merve bir daire bulmuş. Onu söyleyecektim. Neyi? Müsaadenle. Müsaadesi. Aferin. Bana karşı doldurmayı iyi becermişsin. Ne diyorsun lan sen? Beni Ertan'ın köstebeği zannediyor. Keşke arkamdan iş çevirmek yerine... ...delikanlı gibi karşıma çıkıp... ...Ertan'ın köstebeğisin diye beni suçlasaydın. Ulan bana kalsa şimdi gebermiştin zaten. Sen o içerideki adama dua et. Hala sana güvenmek de hata yapıyor, farkında değil. Bu kadar aptal olamazsın. O böcekleri benim yerleştirmediğimi biliyorsun. Babanı asla satmayacağımı da. Bunu sırf bana gıcık olduğun için yaptın. Evet lan, sana gıcık oluyorum. Niye biliyor musun? Hem babamın en yakın adamı gibi davranıyorsun, hem de ablama asılıyorsun. Böyle bir adama sevemem, kusura bakma. Vazgeçmiş gibi konuşuyorsun. Evet, vazgeçtim. Ondan da Burak'tan da. Fatih bak. Sen onlar gibi değilsin. Biliyorum. İyi bir insansın sen. Niçin hala babama hizmet ediyorsun? Çok küçüktüm. 10 yaşımda falan. Babam öldüğünde... ...anneme ve bana bir tek İsmet Baba sahip çıktı. Ben de ona hizmet edeceğime dair söz verdim. Sözümden de dönemem. Yanlış olduğunu bile bilemem.